Milyonlarca emekli büyük heyecanla en düşük emekli maaşı zammı için verilecek kararı bekliyordu. Peki 2024 en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı zammı son günlerin en tartışmalı konuları arasında yer alıyor. SSK ve Bağkur emeklisinin en düşük aylığı geçtiğimiz yıl Mart ayında 7500 TL olarak belirlenmişti. En düşük emekli maaşına normal şartlarda her 6 ayda bir zam yapılıyordu. Ancak bu yıl Temmuz ayında herhangi bir düzenleme yapılmadı. Peki en düşük emekli maaşı zammı 2024'te ne kadar oldu? 2024 en düşük emekli maaşı kaç TL oldu? Son dakika açıklaması geldi kabine toplantısı karar sonunda karar verildi. En düşük emekli aylığı 2024 zammı milyonlarca emekli tarafından yakından takip ediliyor. SSK ve Bağkur emeklisinin en düşük maaşı bugünkü kabine toplantısının önemli gündemlerinden biri oldu. Kabine toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yaptı. Peki 2024 en düşük emekli maaşı ne kadar kaç TL oldu? 2024 en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? 2024'ün ilk kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de yapıldı. Kabine toplantısı milyonlarca emekli vatandaş tarafından da merakla takip ediliyordu. Çünkü kabinenin gündeminde emekli maaşı zammı ve aynı zamanda en düşük emekli maaşının yeniden belirlenmesi vardı. En düşük emekli maaşı en son geçtiğimiz yıl Mart ayında düzenlenmiş ve 5500 TL'den 7500 TL'ye yükseltilmişti. 2023 Temmuz ayında ise en düşük emekli maaşına bir artış yapılmadı. Milyonlarca emekli merakla yeni zam oranlarını beklerken bugünkü kabine emekli için adeta milat oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika açıkladı. Bugünkü kabine toplantısının hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en düşük emekli maaşı zammını açıklaması bekleniyordu. Milyonlarca emeklinin beklediği açıklama nihayet geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 7500 TL olan en düşük emekli maaşının 10000 TL'ye yükseldiğini duyurdu. Emeklilerin Ocak ayında en düşük emekli maaşını 10000 TL olarak alması için gerekli yasal düzenleme yarından itibaren TBMM'ye sunulacak. Meclis onayı sonrasında da maaşını eksik olan emeklilere maaş farkı verilecek.